لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا Dolayısıyla güzel davrananlar için فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا Allah Azze ve Celle bu dünyada da güzellikten bahsediyor. يَهُدْ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا Bu dünyada güzel davrananlar için hasenetun güzellik söz konusudur. Allah Azze ve Celle bize güzellik, esasen güzellik bütün ebatlarıyla o sınırsız, karşılıksız, içinde yorgunluğun ve sıkıntının bulunmadığı cennet yurdunu elbette ki ahirette vaat ediyor. Ancak hal böyle olunca dünyada tersini vaat ediyor. Dünyayı da bize bütünüyle sıkıntı ve elem dolu bir yurt haline getiriyor şeklinde de sanmamak lazım. Allah Azze ve Celle dünyada da güzellik vaat ediyor. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٍ Hem dünyada bir güzellikten bahsediyor, hem de ahiret yurdunun hayırlı bir şekilde onlara nasip edileceğini, onlar için hazırlandığını söylüyor. Dolayısıyla Yüce Yaradan'ın buyruklarını kabullenmek, Resul'ün izinde yola çıkmak, Allah Azze ve Celle'ye duyulan sevgiden kaynaklı olmak üzere bu dine girmek kişiyi hem dünyada bahtiyar edecek hem de ahirette bahtiyar edecek olan bir süreci onun önüne çıkarır. Tersi ise hem kişiyi dünyada bedbaht edecek hem de ahirette ebediyen bedbaht edecek bir süreci ortaya çıkarır. Böyle bir iddia, Kur'an'ın iddiası halk arasında veya bu konuyu derinlikli düşünmemiş kimseler arasında eleştiriyle karşılanabilir. Dünyada müminlerin sıkıntı çektiklerini, daha ilk iman eden müminlerin sıkıntıya, işkencelere maruz kaldıklarını, savaşlar vesaire sıkıntılarla, elemlerle, kederlerle bulunduklarını, kafirlerin ise hep günlerini gün edip zenginlikleriyle, dünyevi hoşnutluklarıyla, memnunluklarıyla dünyayı yaşadıklarını vesaire. Bu resmin görünen yüzüdür. Resmin aslı böyle olmayabilir. Allah Azze ve Celle kendilerine bolca dünyevi şeyler verdiği ve bunlarla kendilerini fitneye uğrattığı kimselerden mutluluğu ve huzuru almış, onları sıkıntının içerisine bırakmış bulunabilir. Öte yandan Bedir'e geldikleri halde, Uhud'da bulundukları halde savaştan savaşa koşup her savaşta kardeşini, babasını veya oğlunu kaybettikleri halde mutluluğun doruklarını yaşamış Allah Azze ve Celle'nin kendilerine gönderdiği bu Resul ve bu din dolayısıyla olağanüstü mutlu olmuş kimseler olabilirler. Zaten resmin aslı da böyledir. Müminler Allah Azze ve Celle'nin kendilerine getirdiği bu dinden sonra ne Medine'ye hicret ederken, ne Bedir'e gelirken, ne Uhud'da, ne de diğerlerinde, ne de onlardan sonrakilerde biz hep sıkıntıya düştük, önceki hayatımız daha mutluydu dememişlerdir. Tersine daha Mekke'deyken bile, henüz sayıları birkaçtan ibaretken bile ben saadetimi kendi içimde yaşıyorum. Vücuduma dışımdan dışa eziyet ederek, işkence ederek içimdeki saadete dokunamıyorsunuz diyen müminler, mümin yürekler ortaya çıkmıştır. Onlar bu saadete kavuştular ki bu direnci ve bu sebatı gösterdiler ve o günkü statiko önlerinde diz çökmek zorunda kaldı. Dolayısıyla işte bahtiyarlık budur. Allah Azze ve Celle için bir şey yapabilme imkanı, belli zahmetlere girebilme imkanı da başlı başına bir mutluluktur. İnsanlar dünya hayatında sevdikleri kimseler için bir şey yapabilme fırsatını yakaladıkları zaman burada yaşadıkları her zahmeti de mutluluk saymıyorlar mı? Onu biz çok severiz, çok hatırı vardır, çok böyle bir fırsat elimize geçti, şimdi onun için bunu yapalım ve ona olan sevgimizi gösterelim, onun memnuniyetini kazanalım diyen kimseler bu zahmetleri yaşadıklarında bunu mutlulukla, hoşnutlukla yaşıyor değiller mi? Ve bunu büyük bir fırsat sayıyor değiller mi? Müminler de işte böyledirler. وَعُوذُوا فِي سَب۪يلِ Eziyete dahi uğrasalar Allah Azze ve Celle uğrunda, bunu Allah Azze ve Celle'nin kendilerine ayrıcalıklı yaşattığı bir fırsat olarak değerlendirir. Cenab-ı Hak için buna katlanabilmiş olmaktan ötürü ayrıca Allah'a hamd ederler.
Bunu ne büyük bir bahtiyarlık, ne büyük bir mutluluk sayarlar. Onların mutlulukta dorukları yaşadıkları anları bizim dıştan dışa şeytanın gözlüğüyle sıkıntı saymamız ne acayip bir talihsizlik olur bizim açımızdan. Dolayısıyla bu husne, bu hasene inanın Ammar bin Yasir'i iman ettiği günden beri bulmuş ve öylece devam etmiştir. Ölünceye kadar aynı şekilde eşi Sümeyye'yi de ve diğerlerini de. Bilal radıyallahu anh'ı da aynı şekilde eziyeti ve sıkıntıyı yaşadığı dönemlerde de, sonraki dönemlerde de. Çünkü onlar bu mutluluğun Allah Azze ve Celle ile olan münasebette olduğunu fark ettiler. Medine'de bilahare Hazreti Ebubekir'in yönetiminde en güvenli, en esenlikli, işi gücü belli, imkanları yerinde bir ortamda bulunan Bilal radıyallahu anh Hazreti Ebubekir'in önünü kesip ben burada durmak istemiyorum. Savaşa gitmek istiyorum, cihada gitmek istiyorum dediğinde Hazreti Ebubekir yanında bulunmasını, onu görmek istediğini, onun sesini duymak istediğini söylediğinde ona şöyle karşı çıkıyor. Eğer vaktiyle beni senin yanında kalayım diye kölen olarak azat ettiysen o zaman kalayım ama beni Allah için azat ettiysen beni bırak gitmek istiyorum. Hangi mutluluktan söz ediyoruz? Medine'de malın gelip paylaştırıldığı yerde müminlerin emirinin dibinde son derece hatırlı ve saygın bir yerde bulunmaktan mı yoksa Allah Azze ve Celle için serhadde, cephede sıkıntı içerisinde bulunmaktan mı? Galiba biz mutluluğun kodlarını öğrenmiş değiliz. O yüzden de biz Rabbena etina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene derken başka şeyler düşünüp başka şeyler değerlendiriyorduk. Onlar aynı ayeti okuduklarında Rabbena etina fid dünya hasene bize dünyada da hasene, ahirette de hasene ver derken Allah Azze ve Celle ile ilişkili onunla zahmetli de olsa meşakkatli de olsa ama Allah Azze ve Celle için olduğu takdirde güzel sayıyorlardı. Bu işte anlayış farkımız Allah Azze ve Celle'ye yaklaşımımızın gerçekçi bir temele oturmayışından kaynaklanabilir. Çünkü aynı benzetmeyi, aynı orantıyı insan hayatında taşıdığımızda karşılığını buluyoruz. Efendim size böyle bir şey yapmanın imkanı, fırsatı elimize geçti. Nasıl kaçırırız? Ne demek zahmet? Herkesin bildiği bir kelimedir. Ne demek zahmet efendim? Şehrine gitmişsiniz, sizin için imkanlar hazırlamış, ortam hazırlamış, araç hazırlamış, bir sürü zahmete girmiş adam ama mutluluktan uçuyor olabilir. Bütün programlarını alt etmiş adam ama mutluluktan uçuyor olabilir. Zahmet etmişsiniz derseniz de size ne zahmeti efendim, vacibemiz ne derler böyle? Bunların hepsini kullar arası ilişkilerde kalıp cümlelerini bile oluşturmuşuz. Ancak bu aynı bildiğimiz, aynı tanıdık yaklaşım Allah Azze ve Celle'ye karşı yaşanmaya sıra gelince nedense aynı biçimde karşılık bulmuyor şuurlarımızda. Biz orada Cenab-ı Hakk'ın bize hüsnayı yaşatacaksa hizmetçi olanın o olması gerektiğini, bizim burada onun için bir zahmete girmememiz gerektiğini düşünmeye başlıyoruz. Böyle olunca da onunla sevgi ilişkisi içerisine girmenin de fırsatını aslında kaçırmış bulunuyoruz.